Şimdi beni bir Rizeli bir taraftar olarak hayal edin. Stattayım ya da televizyon başındayım. Çayımı hazırlamışım. Rizeliyim değil mi? Stattaysam büfeden almışım. Evdeysem mutfaktan almışım. Maçın başlamasını bekliyorum. Takımımın umudu çok az. Kümede büyük ihtimal kalamayacağız. Ama Fenerbahçe gibi önemli bir rakip de gelmiş karşımızda. Maçı izliyorum. Maç başlıyor. 35. saniyede bir oyuncumuz kırmızı kart görüyor. Gerçekten çok kötü bir şekilde benim tuttuğum takımı 10 kişi bırakıyor. Ya bu yapılacak iş mi ya? Bütün hafta boyunca takımım Fenerbahçe karşısına hazırlanmış, Bülent Korkmaz bütün taktiksel hamlelerini kafasında organize etmiş, kafasında Fenerbahçe'yi yenersek işte nasıl olur, şöyle olur, böyle olur diye hesaplar, kitaplar yapmış. Daha maçın birinci dakikası bile dolmadan oyuncusu atılıyor izlerim. 35. saniye. Gerçekten çok ilginç, travmatik bir durum. Ama bugün sizlere futboliste şunu anlatacağız. Bu oyuncu belki 35. saniyeyle Süper Lig'deki en erken kırmızı kart görenlerin arasına katıldı ama ilk 8'e giremedi. Bugün size bunu anlatacağız. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi 8 tane oyuncu anlatacağız size. Bu 8 tane abimiz de daha birinci dakikayı görmeden oyundan atılıyor. 8. sırada kim var o zaman? Giulio Migliaccio. 32. saniyede gördü. Yani şu Rizesporlu Baiano'dan 3 saniye erken. Beterin beteri var derler ya, biraz öyle olmuş. Peki nasıl görmüş bu kırmızı kartı? Eski takımlarına karşı mücadele ediyorlarmış. Kendilerini gösterebilmek adına biraz gaza gelmişler açıkçası. İşi abarttıkları zaman da Giulio Migliaccio gibi erkenden kırmızı kart gören bir oyuncu varmış onlarda. Atalanta formasıyla eski takımı Palermo'ya karşı oynuyor Migliaccio. Bir tane kavgalı olduğunu düşündüğümüz eski takım arkadaşı var. Orada 30. saniyede bu ikisi birbirine giriyor mu? Ama suçlusu Migliaccio. Diğeri sarı kart bile görmüyor. Migliaccio kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. İlginç. Ama bak, beterin beteri var dedik değil mi? 35. saniyeden de beteri var ki bu listenin sonunda ilginç bir rakam duyacaksınız. Hadi devam edelim. 7. sırada Süper Lig'den bir oyuncu var. Serkan Kırıntılı. 2019-2020 sezonu Konyaspor, Yeni Malatyaspor karşılaşıyor. Yine az önce bahsettiğimiz senaryonun aynısı. İki takım da aslında çok iyi durumda değil. Hatta Konyaspor önümüzdeki hafta bu maçın ardından Fenerbahçe ile oynayacak. Bir geri pas oluyor. Serkan Kırıntılı eline alıyor topu birdenbire. Hop, kırmızı kart. Bu kadar basit. Bir konsantrasyon kaybı. Gerçekten tecrübeli kaleci de olsa o konsantrasyon kaybı bir şekilde Konyaspor'u 10 kişi bırakmaya yetiyor maalesef. Ve Serkan Kırıntılı'nın görmüş olduğu bu kırmızı kart şu anda bile Süper Lig'deki en erken kırmızı kart olarak tarihe geçiyor. Baiano bile bu rekoru kıramadı, siz düşünün ya. 20. saniye değerli izleyiciler. 20. saniye düşünün, yani maç başlıyor. 20. saniye. Bak, şu anda kırmızı kart gördüm. Geldik 6. sıraya. 1 saniyelik farkla Serkan Kırıntılı'nın önünde olan o abimize geldi sıra. Mark Smith bu abimizin adı. 1994 yılında oynanıyor bu maç. O dönem İngiltere 3. liginde mücadele ediyor Mark Smith. 19. saniyede kırmızı kartla oyundan atıldığında o dönem futbol tarihinin en erken oyundan atılan oyuncusu oluyor. Bakın, 94'te bu rekor 19 saniye. Listenin başındakine çok şaşıracaksınız gerçekten. Şimdi geldi Serkan Kırıntılı'nın kader ortağına. Yine bir kaleciden bahsedeceğiz. 13. saniyede yine Serkan Kırıntılı gibi ceza sahasının dışında bu adam topu elle tutuyor. Hakem ne yapıyor? Kırmızı kartı gösteriyor. Takım 10 kişi kalıyor. Üstelik bu kaleci Sheffield Wednesday tarihinin en önemli kalecisi. Ama işte dedik ya, Serkan Kırıntılı da önemli kalecilerimizden biri, tecrübeli kalecilerimizden biri. Ama bir anlık konsantrasyon farkı öyle yaşı maşı dinlemiyor. Hakemi de dinlemiyor. Çıkarıyor kırmızı kartı. Geldik 4. sıraya, Preston Edwards'a. 12. saniyeye indik aynı zamanda. Bazı futbolcular takım arkadaşlarının hatalarından dolayı kırmızı kart görmek zorunda kalabilirler. Futbol bu, her şey olabilir yani. Preston Edwards da aslında bunlardan biri. Peki ne yapıyor? Edwards takım arkadaşının kısa düşen geri pasını telafi edebilmek için kalesini terk ediyor ama bu sırada rakibini düşürüyor ve 12. saniyede rakibini düşürüyor. Ve hakemin cebinden yine kırmızı kart çıkıyor. Bu oyuncu 4. sırada. 12. saniye ona iniyor.
4'ten 3'e doğru ilerliyoruz ve İtalya'ya uzanacağız. Giuseppe Lorenzo abimize. Şimdi İtalya futboluyla yıllardır defans futbolu diye belki küçümsendi, alay edildi falan. Ama gerçekten son dönemde belki İngiltere Premier Lig'den sonra en keyifli lig İtalya Ligi ki zaten bu sezon 4-5 takımın şampiyonluk mücadelesine şahit olduk. Neyse bu konu ayrı. Ya savunma özelliğiyle ön plana çıktığı için bazen çok seviliyor veya sevilmiyor. Yani eleştirilerin odak noktası bu oluyor. Muhtemelen Giuseppe Lorenzo da 1990 yılında o Parma maçında şiddete bu yüzden başvuruyor. O dönem Bologna forması giyiyor Lorenzo. Maçın henüz 10. saniyesinde rakibine attığı dirsekle oyun dışı kalıyor. Tabii şunu da söylemeyi unutmayalım. 1. dakikanın içerisinde kırmızı kart gören bütün abilerimiz kulüp tarafından da cezalandırılmış. Bu bilgiyi de geçelim. Listemizde 2. sıraya geldik. Saniyeyi de 3'e indirdik. Bakın az önce 10'dan bahsediyorduk. 7 saniye indirdik. Ya santra düdüğü bile hakemin 2 saniye sürüyor. Sen nasıl 2 saniyede kırmızı kart görmeyi başarıyorsun diye. Bahsettiğimiz oyuncu David Pratt adlı bir abimiz. Maça hızlı başlayıp etkili bir giriş yapmak istiyor David Pratt ama bunu biraz abartıyor ve çok amatörce davranıyor. Chippenham Town forması giydiği dönemde Pratt karşılaşmanın başlama düdüğünden hemen sonra Bearsley forması giyen Chris Knowles'dan topu hemen kapmak istiyor ama bu isteği rakibine çift dalarak gerçekleştiriyor. 3. saniyede bunu nasıl becerdin? Zaten çift dalma girişimin 1 saniye be adam. Gerçekten çok enteresan 2. sırada. Ama bakın 2. sırada diyorum değerli izleyiciler. Demek ki 1. sıradaki adam ya maçtan önce kırmızı kart gördü ki onları dahil etmedik ya da maç başlar başlamaz. Geldik o zaman listede 1. sıraya kimmiş bu adam? Lee Tut bu abimizin adı 2. saniyede kırmızı kart görüyor ama gerçekten dünya futbol tarihine de adının altın harflerle yazdırılmasına sebep olabilecek bir kırmızı kart. Saniyesi elbette korkunç ama nedeni daha da korkunç. Hatta bunu Futbol 101'de de değerlendireceğiz mutlaka. Orayı da takip edin. Bu arkadaş ne yapıyor biliyor musunuz? Hakem safiyane bir şekilde maç başladı şeklinde düdük çalıyor. Düdüğün şiddetine kızıyor bu adam. Evet. Düdüğün şiddetine kızıyor. Sen nasıl bu kadar çok bağırırsın düdükle diyor. Hakeme saldırıyor 2. saniyede. Hakem de ne yapıyor? Birdenbire son can havliyle kırmızı kartı göstererek düşüyor yere. Ve bu adam da 2. saniyede dünya rekoru kırıyor. Guinness Rekorlar kitabına da giriyor. Hala profesyonel düzeyde en üst kademede en hızlı kırmızı kart gören oyuncu Lee Dot. E kim bilir kaç maç ceza aldı. Cezaya baktık açıkçası. Yani belki futboldan men de edilebilir. Hakem belki yani Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürebilirdi bu işi Türkiye'de olsa. Ama öyle bir şey olmuyor. Büyük ihtimal kulübü tarafından zaten yüksek bir cezaya maruz bırakılmıştır diye düşünüyorum. Baiano'dan yola çıktık bu listeyi hazırlarken. Baiano gerçekten 35. saniyede görmüş olduğu kırmızı kartta Rize'nin belki de pek olmayan umutlarını da kaybetmiş oldu. 35. saniyede ona bu lafları dedik ama bahsettiğimiz bu 8 oyuncuya artık neler dememiz lazım normalde. Onu artık videoyu izledikten sonra siz karar verirsiniz. Kırmızı kart rekoru bu 8 abimize ait. Görüşmek üzere.